portakal 5 lira, 10 lira, 15 lira. Abdullah Avcı Başakşehir teknik direktörüyken Eskişehirspor'a övgü dolu sözler söylerken bugün geldiği noktada Eskişehirspor'u küçümseyen bir şekilde Dorukhan'a hitap ediyor. Dorukhan bu kulüpte alnının teriyle, hakkıyla oynamış. Anadolu Yıldızı payesini almış. Eskişehirspor'da gereği gibi layıkıyla top oynamış ve buradan da kendisini kanıtlayarak milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncumuz. Eskişehirspor'un şu an bulunduğu durumdan dolayı bu tür aşağılayıcı veya küçümseyici, küçük gören bir söylemde bulunması aslında Abdullah Avcı'nın asla bir futbol adamı olmadığını, ne zeki, ne çevik, ne ahlaklı bir birey olmadığını da bize gösterir. İstanbul'a karşı Eskişehirspor'un duruşu ortada. Eskişehir'de ne bir takımın storu var, ne bir mağazası var. Kimse burada şampiyonluk kutlaması yapamaz. Ama bunu artık Trabzon da dahil ve bu sene de burada şampiyonluk kutlayamadılar ve bir daha kutlayamayacaklar. Çünkü bu kibirlerinde boğulacaklar. Şimdi böyle bir başkanın, böyle bir hocanın yetiştireceği futbolcudan Türk futboluna ne hayır gelir? Geçen sene de işte bir koreografide elinde tüfekle Fenerbahçe görselinin yanında bir hani böyle fotoğrafı vardı. Bununla ilgili de çıkıp hiçbir özür dilemedi. Ya orada da hani tam bizler İstanbul Dükalı'na sonuna kadar karşıyız da orada da Fenerbahçe otobüsüne karşı bir ateş edildi ya. Hani bunu kınamak gerekirken daha da çıkıp bunu meşrulaştırıp ve bununla gurur duyan bir görsel paylaşıp kimse bundan özür dilemiyor ve Türk sporunda da buna hiçbir yaptırım olmayınca bunlar da kendini Ali Kıran Başkesen zannediyor. Akabinde bugün Eskişehirspor gibi camiaya bu kadar küçümseyici laflar söylüyor. Buradan ben Trabzonspor camiasına, taraftarına da seslenmek istiyorum. Bu tür provokatif söylemlerde bulunan insanların yani gazına gelmeyelim. Birbirimize bu kadar düşman olmanın, birbirimize bu kadar kin gütmenin yani hiçbir anlamı yok. Bu sporun da birleştirici ruhunu kullanıp biz daha bir arada olmamız gerekirken bu tür ayrılıklar bizlere yakışmaz. Başkanlarının ve teknik ekipte olan insanların bunu prim olarak kullandığını düşünüyorum Eskişehirspor'u. Eskişehirspor'da oynuyor musun derken küçümsüyoruz gibi konuşuyor ama Eskişehirspor alt ligde de olsa, üst ligde de olsa, kupalar alsa da almasa da her daim büyük bir takımdır. Biz tribünlerde dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği pekiştirmeye çalışırken sürekli Trabzon yöneticileri, Trabzon teknik kadrosunda olan insanlar tarafından bir kin, bir nifak tohumu atıyor arada. Bizim normalde Trabzon camiasıyla hiçbir davamız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu, husumetimiz. Lakin kendileri başlattılar. Eskişehirspor'un büyüklüğünü tartışamazlar. Onlar yokken biz vardık. Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var demişler. Onlar da düşecek. Lakin biz onlar gibi olmayız. Trabzon taraftarına çağırım. Yapılan şovları görsünler yöneticilerin yapmış olduğu. Tabii galyana gelmesinler.